24 Temmuz 1908 günü her türlü sansüre karşı çıkan bir avuç gazetecinin mücadelesiyle 1908'den de kutlamaya başlayan basın özgürlüğü için mücadele gününüzü en kalbi duygularına kutlarım. Değerli basın emekçileri, 1992 yılında demokrasinin tabana yayılması ve sivil toplumun güçlendirilmesi amacıyla merhum Mehmet Akif İnan'ın ve arkadaşlar tarafından kurulan üyelerimiz başta olmak üzere tüm eğitim çalışanları, ekonomik, sosyal, kültürel, demokratik hak ve menfaatlerini korumak için mücadelesini sürdüren sendikamızın bu yıl 30. yıl idrak edilmektedir. Çizgisi ve duruşu 30 yıldır hiç değişmeyen eğitim birisinin ilimizde yapacak seçimlerinde vakit değişim vakti mottosuyla değişim hareketi ismiyle yönetime talip olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz. Değişim hareketi uzun süren istişarelerin sonucunda ortaya çıkmış alın teri ve emekten güç alarak daha iyiye ve daha güzele doğru adım atmak gayesini yol edilmiş birlik hareketinin adıdır. Değişim hareketi olarak diyoruz ki güçlü ve adil bir sendikaya ihtiyacımız var. İlk emri oku yemin medeniyetin eğitim neferleri olarak erdemli bir nesli yetişmek için güçlü ve adil bir sendikaya ihtiyacımız var. Ümmetimizin ilk kıblesinin özgürlüğü için güçlü ve hak eksenli bir sendikaya ihtiyacımız var. Rabia meydanda şehit olan Esma'nın, Mısır zindanlarında çile çeken şehit düşen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yle hakları gasp eden tüm mazlumlar için güçlü ve mücadeleci bir sendikaya ihtiyacımız var. Ümmet bilinci yerine ırkçılığı ön plana çıkaran antların ve diğer ırkçı motiflerin geçer akçı olmaması için güçlü bir sendikaya ihtiyacımız var. Kamusal yalan, alan yalanıyla başörtüsünün yaşanmaması ve başörtüsünün anayasa hakla güvence altına alınması için güçlü bir sendikaya ihtiyacımız var. 6-8 Ekim olaylarıyla şehre bir daha vesayet odaklarının çökmemesi için güçlü bir sendikaya ihtiyacımız var. Kazılan hendeklere evlerimiz, iş yerlerimiz ve ruhlarımız bir daha çukura dönüşmesin diye güçlü bir sendikaya ihtiyacımız var. Yasakların, yoksulluğun ve yolsuzluğun kıskacı içerisine kamu personeli ve diğer tüm çalışanların alım terleri için güçlü ve hak eksenli bir sendikaya ihtiyacımız var. Savaşların, çatışmaların, sömürünün, işgallerin, krizlerin, mağduru tüm insanların huzuru ve barış için güçlü ve hak eksenli bir sendikaya ihtiyacımız var. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha kaliteli bir eğitimle tanışmaları için güçlü bir sendikaya ihtiyacımız var. Dışlanan, ötekileştirilen, horlanan, aşağılanan ve küçümsenen tüm kamu çalışanlarının onuru ve özlük hakları için güçlü bir sendikaya ihtiyacımız var. Eğitim yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin insanca yaşamlarını sürdürebilecekleri mali ve özlük hakları için güçlü bir sendikaya ihtiyacımız var. Toplumsal, siyasal, hukuki, ekonomik, kültürel, dini ve manevi yapısal sorunlarımızı aşmak için güçlü ve hak ekseni bir sendika ihtiyacımız var. Bundan dolayıdır ki gün umutlarımızı ve yüreklerimizi birleştirme günüdür. Mevlana'nın söylediği gibi bu dünyayı ayırmaya, bölmeye, parçalamaya gelmedi. Bizler parçaları onarmaya, birleştirmeye, dağılanları toplamaya, dostlar arasında köprü kurmaya geldik. Yunus'un dediği gibi dostlarla her dem birlik ve dirlik içinde olmayı hedefliyoruz. Güçlü olmak, hak ekseni mücadelede yürümek ve gönüldaşlarımızla birlik ve dirlik içerisinde kanalı sancağını daha ileri mevzulara taşımak için emanete tabir oluyoruz. Değerli basın mensupları, yeni dönemimizin aynı zamanda yenilendiğimiz bir dönem olmasını da hedefleyen değişim hareketi gerek milli eğitim, gerek üniversite çatısı altındaki üyelerimizin geleceğe ve bugüne dair önleri ve taleplerine mümkün olanı arayarak cevap vereceğiz. İnanıyoruz ki kuruluşumuzda 30. yılında iddiaları ve hedefleriyle Batman'dan yükselen hareketimiz sendikal mücadelemize güç katacaktır. Ben anlayışı yerine biz anlayışını merkeze koyduğumuz çağın gerektirdiği yeni sendikacılık vizyonu içerisinde uzun süredir ter döken hareketimizin mensupları üyelerimize ve eğitim camiasına yeni bir nefes olma gayesindedir. Zaman ve mekan sınırı gözetmeden mazlum, mağdur ve mahsum haklarını korumayı en ünlü vazifeden biri sayan değişim hareketi kimsenin rengine, dinine, diline, ırkına, mezhebine, meşrebine, sosyal ve ekonomik statüsüne bakılmaksızın herkesi özümseyen ve özümseyen bir teşkilat oluşturmayı amaçlamıştır. Değişim hareketi mensupları olarak
eğitimci olmanın omuzlarındaki manevi sorumluluğu ile sivil toplum kuruluşu olmanın tüm haklarından yararlanarak darbe ve müdahale ifadesi bırakmaya çalışan ülkemizin, şehrimizin, halkımızın ve kamu vicdanının güçlü ve yılmaz sesi olacağız. Etnik siyasetin bireysel ve kültürel hak gasplarının ortadan kaldırılması ve kardeşlik ikliminin devamı için elimizi taşın altına koyduğumuz süreçlerin başarıya ulaşmasına üzerinde düşen tarihsel sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Ne yapmak istediğini ve ne yaptığını bilen bir teşkilat olacağız. Yıkıcı ve negatif değil, yapıcı ve pozitif bir dili sahiplenerek sorunları aşmanın gayreti içerisinde olacağız. Karanlık dünyada beyaz noktalar bırakarak yürümek ve birlikte başarmak en önemli gayemiz olacaktır. Hiçbir arkadaşımızı dışarıda bırakmadan herkesin katkısını mütevver sayacağımız, emeklerine saygı duyduğumuz, büyüklerimizin, arkadaşlarımızın ve kardeşlerimizin müktesebatına değer verecek ve vefa göstermede tasarrufa asla gitmeyeceğiz. Rahmetli Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan'ın aşağıdaki bizlerin baş tacı edeceğimiz yeni bir dönemi hep beraber kurmak istiyoruz. Bütün giysileri ırsak yeridir. Yeter bize vefa elbiseleri. Yolumuz hayırlı, adımlarımız bereketli olsun. Teşekkür ederiz arkadaşlar.